Değerli arkadaşlarım, 4 Kasım 2014 günü saat 19.30'da başlayan belediye meclisi toplantımızın gündeminin bazı maddelerini bugüne ertelemiştik. Komisyonlara havale ettiğimiz için yeterli çoğunluğumuz var ikinci oturum için. Gündemin 3. maddesindeki belediye encümeninin 2015 yılı bütçesi ile almış olduğu 29.8.2014 tarih 257 sayılı encümen kararını görüşülerek karara bağlanması demişiz. Oh oh be, be be ya. Bütçe komisyon raporu. Belediye Meclisi'nin 4.11.2014 tarihinde saat 19.30'da meclis toplantısında plan ve bütçe komisyonuna havale edilen 2015 yılı bütçesi görüşmek üzere komisyonumuza belediyemiz toplantı salonunda 7.12.2000 tarihinde saat 19.30'da toplanmıştır. Muhasebe usulü yönetmeliğinin 28. maddesine uyularak komisyonumuz 2015 yılı bütçesi üzerinde çalışmalara başlanılmıştır. Komisyonumuza belediye encümenimizin 20 milyon bütçesi olarak uygun gördüğü bütçelik kararının ardından belediye başkanı tarafından havale edilen 2015 yılı bütçesinin 5.393 sayılı belediye kanununun 62. maddesine göre hazırlıkları yapılmış olup bütçe üzerinde yapılan incelemeler neticesinde 2015 yılı gelir ve gider toplamı denk olarak bütçenin ekonomik kodu 1. düzeyinde yapılan inceleme sonucunda 2015 yılı bütçesi 20 milyon bütçesi olarak komisyonumuza kararınca da uygun görmüştür. İş ve komisyon raporu tarafımızdan tanzim edilerek belediye meclisine sunulmak üzere imza altına alınmıştır. Komisyon üyeleri Ahmet Hamdi Takır, komisyon üyesi Ramazan Kurt, komisyon üyesi Ahmet Kulucu, komisyon üyesi Selahattin Tanbül, komisyon üyesi Mehmet Cengiz Kılıç. Evet arkadaşım, İlahi Bey okudu gündemin 3. maddesinin konusunu. Neydi bu? 2015 yılı bütçemizin daha önce hazırlanıp encümenden geçtikten sonraki halini komisyon üyelerimizle toplanarak muhasebenin yaptığı, encümenin de kabul ettiği şekliyle 23 milyon 40 milyon. Yani 23 milyon liralık gider gelirin denk bütçeyi komisyonumuzda uygun görmüş. Şimdi tabii burada komisyon derken zaten 11 kişiyiz, 12 kişiyiz veya benle 5 kişi komisyonda herhalde Ramazan burada ha, evet 5 kişi komisyonda ben gördüğümü varsayayım 6. İsterseniz madde madde görüşelim. İsterseniz konuları inceledik diyorsanız bölüm bölüm mü oynanıyor? Bölüm. İyi o zaman oku bakalım. Yani öyle ben komisyonun yani isterseniz şöyle yapalım. Komisyon kabul etmiş ama bölüm bölüm okuyalım, ikisini sonra oylayalım. Şimdi komisyonkini oyladık da arkasından okuyalım dersek zaten peşin kabul etmiş, sonra okumuş oluruz ki öyle okuyalım, onu oylayalım. Komisyonunkini de ikisini beraber hallederiz. Belediyemizin gider bütçesi, personel giderleri 3 milyon 800 bin lira.
sosyal güvenlik kurumları olan borçlar 825 bin lira, mal ve hizmet alım giderleri 11 milyon 602 bin lira, faiz giderleri 550 bin lira, cari transferler 470 bin lira, sermaye giderleri 3 milyon 143 bin lira, sermaye transferleri 110 bin lira, borç verme 500 bin lira, yedek ödenekler 2 milyon lira, toplam 20 milyon lira gider bütçemiz. Gelir bütçesi, vergi gelirleri 3 milyon 20 bin lira, teşebbüs ve mülkiyet gelirleri 9 milyon 840 bin lira, alınan bağış ve yardımlar ile özel gelirler 600 bin lira, diğer gelirler 7 milyon 300 bin lira, sermaye gelirleri 1 milyon 970 bin lira, dert iadeler 270 bin lira, toplam 20 milyon lira gelir bütçemiz. Evet. Arkadaşlar, eskiden bunlar çok teferruatlı oluyordu. Sonra bu şekilde sadeleştirildi. Bana göre çok yerinde bir karar oldu. Niye? Bütçe nedir? Bir tahmin. Önce parayı kazanacaksın veya toplayacaksın. Harcaması çocuk oyuncağı. Bazı yetmeyen kalemler sonraki bütçelerde de diğer kalemlerden alınarak ilave edilebilir. Hiç yetmediyse ek bütçe yapılır. Harcama veya kazanılan para bütçeye kaydedilir. Bunun için burada özellikle soracağınız bir konu var mı? Mesela diyor ki kod demiş 1, 2, 3, 4 gidiyor. Burada da açıklaması yok. Kodun açıklaması personel giderleri. Zaten mal ve hizmet alımları. Şeyin büyüğü bu. Onun dışındakiler yedek ödenek denen 2 milyon lira var ki işte herhangi biri yetmez ise oradan önce kullanılacak. Personel giderleriyle mal ve hizmet alımları kalemleri zaten 16 lirayı buluyor. Yedekler 18 lira. Öbürküler de diğer teferruatlar. Ha, gelire gelirimiz ise vergi gelirleri demişiz. 3 milyon lira. Teşebbüs ve mülkiyet gelirleri 10 lira diyelim, 9-800. Bağışlar 600, diğer gelirler 7-300 demiş. Diğer gelirler işte o bütçenin denkleştirilmesi için konulan rakamlar. Bunlarla ilgili zaten işte daha önce de olduğu gibi 3 yıllık hazırlanmış 15-16-17. Tabii aradaki yapılan rakam farklılıkları da olası enflasyon veya düşünülmeyen bir gelir artışı veya gider olursa 23-23-900 ve 24-800 ki rakamlarda, artırılan rakamlarda 23'ü gerçekleştirilebilirse 24 ve 25 çok büyük rakamlar değil. Evet. Bu konuyla ilgili... Başkanım ben bir şey sorayım. Ha, buyurun. Şimdi bütçede, şirkete biz borç verebiliyoruz değil mi? Verebiliriz tabii. Çünkü onun da herhangi bir sınırı var mı? Sınır, yani belirli bir limiti var mı yoksa? Sınır meclisten yetki alarak sınırsız değil tabii. Meclisten yetki alınacak. Onun en güzel şekli şirkete bir şey vereceksen sermayeyi artırmak. Yani işin doğrusu sermayeyi artırmak. Yani o şey. Evet, o zaman ben gider bütçesinin personel giderleri 3800, 2016 için 3952, 2017 için 4110 olarak oylarını sunuyor. Kabul edenler. Evet, teşekkür ederim. Sosyal güvenlik kurumları 2015 için 825 bin, 2016 858 bin, 2017 892 bin olarak hazırlanmış. Hiçbir değişikliğe uğramadan oylarını sunuyor. Kabul edenler. Teşekkür ediyorum. Oy birliğiyle kabul edildi. Mal ve hizmet alım giderleri 2015 için yani önümüzdeki için 11.602, 2016 için 12.066.080, 2017 için 12.548.723.20. Bunu oylarını sunuyorum. Kabul edenler. Evet.
teşekkür ediyorum, 10 günde kabul edildi. 4 faiz giderleri 2015 için 550, 2016 için 572, 2017 için 594, 880. Bunu oylarım sunuyorum. Kabul edenler, teşekkür ederim. Cari transferler 470 lira 2015 için, 488, 800, 2016 için, 508, 352, 2017 için. Oylarımı sunuyorum. Kabul edenler, teşekkür ediyorum. Oy veriyorum, kabul. Sermaye giderleri 2015 3143, 2016 3268, 720, 2017 3399, 468, 80. Bunu da oylarımızı sunuyorum. Kabul edenler, teşekkür ediyorum. Evet, sermaye transferleri 2015 için 110, 2016 için 114, 400, 2017 için de 118, 976. Oylarımızı sunuyorum. Kabul edenler. İşte 8. şeyde kodda borç verme denmiş. 2015 için 500, 2016 için 520, 2017 için 540, 800. Oylarım sunuyorum. Kabul edenler. Evet, yedek ödenekler 9. kodda 2015 için 2000, 2016 için 2080, 2017 için 2163, 200. Bunu da oylarımı sunuyorum. Kabul edenler, teşekkür ediyorum. O zaman gider bütçesinin kümünü 2015 için 23.000, 2016 için 23.920, 2017 için 24.876, 800 olarak oylarımı sunuyorum. Kabul edenler, teşekkür ediyorum. Gelir bütçesi 1. Vergi gelirleri. Vergi gelirleri belli, işte belediye gelirleri kanunu var. 2015 yılında 3.020.000, 2016 3.140.800, 2017'de 3.266.432 olarak komisyondan, encümenden, başkandan geçmiş. Oylarımı sunuyorum. Kabul edenler, kabul edilmiştir. Teşekkür ederim. Teşebbüs ve mülkiyet gelirleri 2015 için 9.840, 2016 için 10.233.600, 2017 için 10.642.944. Oylarınızı sunuyorum. Kabul edenler. Alınan bağış ve yardımlar ile özel gelirler 2015 600, 2016 624, 2017 648, 960 lira. Oylarımı sunuyorum. Kabul edenler. Peki. Teşekkür ederim. 05 diğer gelirler demiş. 2015 için 7.300, 2016 için 7.592, 2017 için 7.895, 680. Oylarımı sunuyorum. Kabul edenler. Evet, 6 numaralı kodlu sermaye gelirler demiş. 2015 1970, 2016 2048 800, 2017 2130 752. Oylarınızı sunuyorum. Kabul edenler, teşekkür ederim. 9 numaralı kodda da red ve iadeler denmiş. 270, 288, 292, 032. Oylarımı sunuyorum. Kabul edenler. Evet. Toplamda gelir bütçesinde de 23.000 lira 2015, 20 milyon mu oluyor? Milyon. Evet. 2016 için 23.920.000, 2017 için de 24.876.800 olarak gider ve gelirleri denk bütçeyi, yani önce gelir bütçesinin tümünü oylarını sunuyorum. Kabul edenler. Evet. Şimdi bütçeyi kabul ettik. Bütçe komisyonumuzda zaten olumlu demiş. Komisyonun raporunu da oylarını sunuyorum. Kabul edenler. O zaman teşekkür ediyorum. Hepsiyle gündemin 3. maddesini bitirmiş olduk. İnşallah tahakkuk eder, ilçemize yararlı hizmetler sunarız. Evet.
Dördüncü madde, gündemin dördüncü maddesi. 2015'te uygulayacağımız su, mezbaha, otobüs, imar harçları ve diğer belediye gelirleri tarifesinin görüşülerek karara bağlanması. Burada komisyon raporu, öyle mi? Tamam. Şimdi tek tek okuyalım, çok uzun şeyler değil. Evet, Eğirdir Belediyesi 2015 yılı su gelirleri tarifesi 1-1-2015 tarihinden itibaren uygulanacaktır. İçme suyu kullanan aboneler aşağıdaki gruplara göre aylık su parası öderler. KDV hariç. Meskenler kademe aranmaksızın 1 lira. Özel iş yerleri ve ticarethaneler 4 lira. Resmi kurum, kuruluş ve bankalar 12 lira. ...2872 sayılı Çevre Kanunu'nun 3. bendinin 4 alt bendinde yazılı olduğu şekli resmi kurum kuruluşlar ile bankalardan su bedelinin %50'si oranında atık su toplama bertaraf ücreti alınır. C. 2872 sayılı kanunun 3. bendinin 9. alt bendinde yazılı olduğu şekliyle resmi kurum, kuruluşlar ve büyük işletmeler iş yerlerinden ton yani 1000 kilo başına evsel katı atık ücreti 200 lira olarak alınır. İnşaat ve şantiyelerde 1 ton su 9 lira. İçme ve kullanma suyunu kendi temin eden resmi kurum ve kuruluşlar ile şahıslara su sayacı takılarak ton metreküp başına atık su toplama ve arıtma bertaraf ücreti 5 lira alınır. Sanayi tesislerinde kullanma suyunu kendi temin eden işletmelere sayaç takılarak ton yani metreküp başına 1 TL atık su bedeli alınır. Sanayi tesislerinde atık su toplama, arıtma ve bertaraf bedeli olarak metreküpten 1 lira alınır. Şehit, dul ve yetim sıfatı aylık veya gelir bağlanmış bulunanlar su miktarında %90 indirim yapılır. 18.3.98 tarih 23.290 sayılı resmi gazete yayın ve engelleri verilecek sağlık kurulu raporu hakkında yönetmeliğe uygun raporlara su bedeli %50 oranında indirim yapılır. Elektrik fiyatlarına gelecek artışlar sebebi gerekli su fiyatları yeniden değerlendirmeye alınır. Onda bir şey yok. Su abonelerini çekbalsiz olarak sayaçlar iptal ederek yeni çekbalsiz sayaç taktırılır. Asya meyve suyu gıda anonimşikten su ve atık su toplama, arıtma ve bertaraf bedeli olarak alınacak üzere 6-12-2011 tarihi 2011'e 49 sayılı belediye meclis kararı göre uygulanır. 6 yani o meclis kararında 6 yıllık bir anlaşma yapılmış. Şimdilik uygulanıyor. Teminat ilk defa kiracı olarak abone olanlardan 200 lira, iş yerlerinden 250 lira, resmi daire ve bankalardan 50 lira teminat alınır. İlk defa su abonesi yaptıran abonelerden su tesislerine katılma payı olarak mesken inşaatları 100 metrekareye kadar 60 lira. 100 metrekareden sonrası için her metrekareye 2 lira. İş yeri 10 metrekareye kadar 70 lira. 10 metrekareden sonrası için metrekareye 2 lira. Resmi kurum ve kuruluşlar ile bankalar 60 lira. Su açma ve kolye priz bağlama ücreti 35 lira. Meskenlerde tabii iş ve inşaat ve iş yerlerinde 60 lira. Resmi kurumlarda 60 lira. İstenirse kazım işçiliği olarak bunlar tabii yılda bir veya iki defa olan şeyler de malzeme aboneye ait olmak üzere bizce yapılacak tamir ve montaj ücretinden de 70 lira işçilik alınıyor. Teminatı çekilmiş abone suyu kesik olarak işlem görür. Bu abonelerin su açma ücreti 60 lira. Çeşitli sebeplerle işletme suyu kesen abonenin suyu tekrar bağlama ücreti 25 lira. Bozuk patlak 10 yıllık muayene itirazlı sayaçları söküp tamir ve muayene getirme takma ücreti 25 lira. Çeşitli ve mühür kırılıp açma, kesme yapılan abonelerden mühür kırılma ücreti 25 lira.
sayacın bozuk olduğu iddia ederek söktürüp kontrol isteyen abonelerden bakanlıktan gelen sayacın bozuk olmadığı raporu anlaşıldığında 60 lira işletme şey takarsak, sayaçlarımızı takarsak kiralık 3,5 lira. Mahalle çeşmenin oto vesaire yıkamak yasaktır. Yıkayanlardan tespit halinde 200 lira. Bahçe alınır. Bahçe sulama suyu, göl suyundan temin edilen suyun her tonundan 0,75 TL alınır. İlk abone olunurken 140 lira teminat, 30 TL saat bağlama ücreti alınır. 2 aylık su ve atık su borcunu ödemeyenlerin suları kesilir. Kanalizasyon bağlantıları iptal edilir. Belediyemiz haber vermeden sayacının vanasına takılan su kesme aparatını söken, saklayan, yerini değiştiren, zarar veren abonene 750 lira alınır. Ayrıca yasal işlem yapılır. Yeni abone kayıtlarını inşaat oturma sonra fotokopisi işletmeye verilerek su abone sözleşmesi yapılır. Her abone sayaç takmak zorundadır. Sayaç olmadan abone ve su bağlantısı yapılmaz. Sayacı olmadan kaçak su kullananlardan 1500 lira alınır. Ayrıca kanuni işlem yapılır. Çeşitli sebeplerle aylık sayaç endeksi oturtamadığında ve abonenin 5 gün içinde işletmeye sayacının endeksini bildirmediğinde o ay için 20 ton su tahakkuku yapılır. Bunda hiçbir zararı yok abonenin. O ay için 20 ton yapılacak. Öbür ay eksik veya noksan yaptıysa zaten aradaki fark düzeltilecektir. Aylık su borcu ödeme ihbarnamesinin sözleşmedeki adresi bırakılmakla tebligat yapılmış sayılır. Evet, iş makineleri ay sonu tatil olursa ertesi iş günü kadar ödeme yapılır. Evet, iş makineleri fiyatı Katarpil Dersel DN8 paletli dozer saati 350 lira, 932 liber kazıcı 200, 904 kırıcı 200, lastik tekerlekli 950-150, Komatsu Grader 150, Bekole Loader 100 lira, kanal temizleyici 80, kompresör 80, silindir 100, vidanjör bir seferi 100 lira, kert yükleyici bir kepçe hafif yükleme ücret 25 lira. İlçe dışına gidilecek olursa uzaklık kilometrine göre ayrıca kilometre tarifesi uygulanır. Kamyon gidiş dönüş şehir içi 0-5 kilometre bir seferi 100 lira, 6-10 kilometre 120 lira, 11-15 kilometre 150 lira, 16-25 kilometre 200 lira, iş makinesi götüren tırın kilometresi 10 lira. Çalışma saati belirlenerek ücret avans olarak peşin alınır. Bir günün üzerinde süreci çalışmada günlük 8 saat üzerinden ücret alınır. Büyük ve sürekli işlerde pazarlık yapılır. Pazarlık için belediye başkanı yetkilidir. Borçların zamanında ödenmemesi halinde %5 geç ödeme farkı tahsil edilir. Bu tarif hükümleri harici olan bütün tarifler hükümsüzdür. 1-1-2015-31-12-2015 tamam. 15 tarih arasında uygundur. Evet. Bu konuda bir sözümüz var mı arkadaşlar? Yani bu iş makinesiyle beraber sunum tarifesi var mı söz isteyen? Yok. Eski fiyatlar var. Yeni fiyatlar arasında çok cüz'i rakam. Yani mesela paletliyle ben mesela paletlininki 270'miş. Yok 300'müş, 350 olmuş. 170 olanlar 200 olmuş. Yani rakamlar çok cüz değil. Yani bütçenin arttığı kadar bu oranlarda %10, %15, %5 bazı rakamlar. Halk otobüsleri bir de otobüs şey var. Büyüklerde 1750, belediye 750, öğrenci 1250, belediye personeli 1 lira. Şehir içi hususi seferler yapılırsa 3 lira, şehirler arası 3 lira, bekleme ücreti 30 lira. Otogar çıkış ücretleri köy arabaları için 3 lira, Eğirdir Isparta otobüsü 7 lira, şehirler arası çalışan vasıtalar 20 lira. Otopark ücretleri taksi 3 lira, minibüs 5 lira,
otobüs kamyon 8, otobüs gece kalanlar 20 lira. İcra ya da maliye borcu için garajı buna varsa işgal ücreti günlük alınır. Bunlar yedi emin geldikten sonra bitti tahmin ediyorum. Hiç yok bir şey. Yıllık reklam ücretleri otobüs durakları içine ve dışına bir adet aylık 120 lira. Kanun gereği vatandaş resmi kurmacı verilen şehir içi yol taşıma indirimi ve ücretsiz tarif ve belediyelerin otobüsleri aynen uygulanacaktır. Fakat Eğirdir de harb oluyor. Şehir içi özel halk otobüsü yıllık çalışma ruhsat harcı 60 lira. Cenaze nakil aracı kilometre ilgisine gidenlerden 2 lira alınıyor. Bu tarif hükümleri haricinde olan tarifler hükümsüz. Yine 1-1-31-12 arasında uygulanacak ve otobüslerindeki bununla ilgili soru var mı? Otobüs veya taşıma ile ilgili yok peki. 2015 yılında imar gelirleri evet. Kat irtifakı bir daire için 100 lira. Kat mülkiyeti bir daire için tasdik 100 lira. Bir iş yeri için 100 lira. Kat mülkiyeti bir iş yeri için 100 lira. Ruhsat dosyasından yapı ruhsatı yapı kullanma izin belgesi, imar çapı ve benzeri belgelerin verilmesi 40 lira. Parselasyon belgesi verilmesi 40 lira. İmar planı pahta örneği 65. İsim değişikliği ücreti 65. Fotoğraf tasdik ücreti 50. İmar planı tatilat başvuru ücreti 1000 lira. İmar çapı ücreti 200. Mimar ve mühendislerden alınacak yıllık vize ücreti 500. Zarar keşif isteyenlerden rapor ücreti 200. Yol güzergahı hizmet hattı belirleme harcı metre tur 5 lira. Kanalizasyon iştirak bedeli meskenlerde bir daire için 300. Ticari sahalarda bir daire ve her dükkan için 400. Küçük sanayi alanlarında 400. Büyük sanayi ve depolama alanlarında 1750. Otel, motel ve başka alanlarda yatak başı 60 lira. İşgal harcı 1 metre karesi 3 lira. Yol ve kaldırım tahrip bedelleri toprak olursa 60 lira. Parke, asfalt ve kara olursa 125 lira. İzinsiz kazı yapanlar için 300 lira. İmar tadilatı ücreti kabulden sonra en az 500 metrekare avans alınır. Onun da metrekaresi 4 lira. Harcamalara katılma payı 2464 sayılı kanun 86-88 maddelerine göre alınır. İmar ile harçlar, ilgili harçlar 2982 sayılı kanun hükümlerinde göz önünde tutularak 13-4-2005 ve 2005-8700 sayılı kararnamenin ekli listesine tespit edilen miktarlar üzerinden alınır. 21 otopark yönetmenin alınacak otopark ücreti, ticarethane ve büro binaları için her 50 metrekare için 2500, yeme içme eğlence tesisleri için her 50 metrekare 2500, sosyal, kültürel ve spor tesisleri için 2500, eğitim tesisleri için 2500, sanayi, depo ve toptan ticaret için 200 metrekareye kadar 3500, küçük sanayi için 125 metrekareye kadar 2500, meskenler 100 metrekareye kadar 1250, meskenler her daire için 100 metrekareden büyük daireler için metrekare birim bedeli 15 lira. Arsa fazlalıkları için, bulutları için de imar uygulamaları sonucu ortaya çıkan arsa fazlalıklarının yeni mahallede 150, Sekibağ'da 100, Menderes'te 120, sanayide 100, Bağlar, Pınar'da, Konya Mücağı, Kızılçubuk, sanayide, sanayi mahallelerinde 60, Cami Mahallesi 1600, diğer merkez mahalleler Eğirdir Konya üzerinde olursa 1000 lira, diğer yerlerde 130 lira, İstasyon Mahallesi 170, Yazda Mahallesi 170, Altınkum Mahallesi'nden 170 lira. Bunun altında olmuyor ama encümen toplandığında da bunların üstünde özel belli topladığı bilgilerle bunları artabiliyor. Fiyat artışı olamaz. Efendim? Fiyat artışı olamaz. Bunda mı? Yani hayır. O ilk baştaki iman. Bir bak bakalım. Eski fiyatlarla şu andaki oluşturdu. Zaten 2013'ten 2014'te hiç değişmemiş bu rakamlar. Değil mi? Yani %17,5 bana göre televizyonu göre %10-11 enflasyon var. Enflasyon nedir? Bankaya ödedim faizdir benim bildiğim.
Şimdi ben belediye olaraktan devlete vergiyi ödemezsem aylık 17,5 faiz ödüyorum. SSK'yı ödemezsem 17,5 faiz ödüyorum. Yani en az benim bir gelirlerimin %17,5 artması lazım bana. Ama biz 2013 fiyatlarından 2014'ü götürmüşüz. Neden? Seçim yılı olduğu için. Ona rağmen yanında rakamlar 2 yılın enflasyonunun altında. Yani dediğimiz gibi 80 mesela 130'muş 150 olmuş. Yani %11 2 yılda. 85'miş 100 olmuş. Yani %2 yılda 16 gibi rakamlar. Yani kaldı ki bu rakamlardan binde bir satış yapıyor. Yani belki bu rakamların yılda bir defa kullanmadığı da oluyor. Çünkü o şeyler bitti, eğirdirdi. Neymiş bunlar? Ben askerdeyken Yeni Mahalle satılmış. Sekibar Pamuklu satılmış. Elimi şerp metrene örtmüşler, satmışlar. Sonra bir uyguluyorsun ki tapu geldin diye 12 metre eksik. Ya 24 metre pahalı, 1 metre, 2 metre olanlar bile var. Zaten böyle bir pozisyonda alacağın para 300-500 lira, hiç kimsenin de hayır dediği olmuyor. Ve bu rakamlar icabında yılda bir defa da kullanılmadı oluyor. Tamam. Peki. İmarla ilgili harçlar bunlar. Başka? O ne ilgili? Mezbaha zaten mezbaha tamamen kar. Kılçıksız. Bu da aşağı yukarı aynı oranlarda mezbaha herhalde yılda bir 150 milyar falan zarar ediyordu. Niye? Kesim, veteriner, veteriner, kesimci, bekçi derken personel masrafını boğulup gidmiyor. Mesela kesim ücreti büyükbaş 1000 kilodan az demiş. Pardon 100 kilodan az 35 lira. 100 kilodan çoksa 45 lira. Küçük başsa 4 lira. Bir tane daha var kesin. 4 lira para harcayın. Gözün kel görsün. Şey, yüzme falan dahil mi sadece? Yok. Hepsi. Bir de getirip bilmiyorsun yani. Sonuç. Bunlar nakiller falan da 4 lira 5 lira gibi rakamlardı. Sembolik rakamlar. Zaten bu sağlıklı et ve hayvan nakli için kurulmuş bu veterinerlikler. Yeni Avrupa Birliği sistemiyle ilgili de yeni bir mezbaha kurmaya kalksan bugün 2 trilyon lira. Yani ben eski para söyleyeyim. 2 milyon mu diyelim ona? 2 milyon diyelim. Bunun için Avrupa Birliği fonundan para aktarılıyor mu? Yok. Çenge böyle akıl aktarılıyor. Ondan para aktarılıyorsa uğraşılır mı? Ya belki bir iki belediye, yılda bir belediye, iki belediye falan alıyorsa kaldı ki şimdi Avrupa Birliği'nde biliyorsunuz belediyelerin falan bunu yapmasını arzu etmiyor. Özel mezbahalar var, özel et kesim yerler var. Özelleşmesini arzu ediyor. Zaten işin sıkıntısı da orada. Yani hiçbir belediye, bakın yanılmıyorsam gelen dostu yok. Sütçülerde yok, Aksu'da yok. Buradan kimden mecburen bir mezbanda kesmiyor? Yok, orada et kesilmiyor. Adam evi kesiyor veya dükkanın arkasında kesiyor. Şimdi bizim bağırasında kesildiği gibi ya. Şimdi bunlar, benim bildiğim Keçiborlu'da yok, Senirkent'te yok. Yani belki Yalvaç, biz ve Isparta merkez gibi yanılmıyorsam. Keçiborlu'da var başkanım. Mezbaha var. Dur. Yani şimdi şartlar çok var. 31 Ocak'ta bizim bile kapanıyor. Yani biliyorsunuz geçen sene kapanmış. İşte bir yıl daha Cumhurbaşkanı seçim var. Yani 2015'te genel seçim var. Belki o zaman uzatır varsa. 31 Ocak'ta bitiyor mezbaha. Yani bu rakamların şeysini bir de ısmarladığında kesecekler. Vasatla getirmesini biz yapacağız. O da tamamen zaten hamleye. Bunun da en sonunda zaten şeyde çıkar, tamamen geçen seneki, yani 2013 rakamlarının enflasyonun altında artırılmasıyla düzlenmiş rakam. Evet. Bu ne? Ha, bu gelirler tarifesi diyor. Bu gelirler tarifesi zaten, tümü gelirler tarifesi de burada şey yapan, 2464 sayılı belediye gelirleri yasası diye bir yasa var. Ben bu yasayı
çok kafa yordum ama ben dediğimden sakalım olmadığı için herhalde veya boyum mu bak ne geldi. Hiç dinleyen olmadı Mahalledarlar Genel Müdürlüğü'nde. Burayı, yasayı okuduğumuzda mesela ilan, reklam, resmi de şu kadar bir kartvizit alırsanız ilan ve reklama tabidir. Uygulaması hiç zordur. Ama ben ulusal gazeteler ve televizyon reklamlarından da elektrik tüketim vergisinde olduğu gibi nüfus bazında ortak şey eşit reklam vergisinin belediyelere aktarılması konusunda çok şeyim oldu, çalışmam oldu eski dönemlerde. Hiç kulağa duyan bile olmadı. Yani kartvizit kadar bir ilanı bir yere yapıştırırsanız, hatta onu izinsiz yapıştırırsanız bir cezası var. Şu kadar kartvizit ilan dağıtırsanız yakalanırsın, cezası var ve vergisi var. Eskiden hani bunu bir bankalar falan uyardı, cep takvimleri falan verdiklerinde belediyeler gelir para yatırır, mühür vurdururlardı. Ben onları hatırlıyorum. Şimdi bu kanunun bizde kalan ilan reklam vergisi diyor, bir tarife var. Tarife dışındaki levhaların fiyatlandırılması. Hatırlayacaksınız geçen sene belediye dedi ben düşürdüm, esnaf odası biz düşürttük diye bir şey oldu. Sonunda da böyle bir şey olmadı, meydana çıktı. Tarifeler yeniden eski haline gelmişti. Eğlence vergisi filmlerde, spor müsabakalarında sıklığına fark var diyor. Bunlar tamamen büyük yerlerde. Sinema yok, sirk yok. Efendim spor karşılaşması neredeyse üstelik veriyor seyretmeye. O nedenle bunlardan bir gelir unsuru olması mümkün değil. Biletle girilmesi zorunlu olmayan yerlerden diyor. Bilardo salonları, meyhane, efendim birhane gibi yerler var. Çevre temizlik vergisi resmi gazeteye net değerler oranına göre alınacaktır. Tatil günler çalışma harcı çok küçük rakamlar. İşte düğün salonu var. Zaten düğün salonu şimdilik Kervansaray ve Pınarpazarı düğün salonu var. Burada da işte sembolik %10 gibi rakamlar arttırılmış. Tatilince çalışma ruhsatında elinde bir baraj var mı yoksa direkt hepsinin aynı mı? Nasıl gözüküyor? Yok tabii diyor, şeydi, söyleyeyim. Bakkal, büfe falan filan 50 lira. Market, şarkıları, pastane, kafeterya, kebap, pide salonu, ambar, yazan, internet kafeler 100 lira. İçki, lokantı, restoran, buna benzer yerler 700 lira. Soğuk hava depolarından 1000 lira. Evet, tellallık harcı diye bir şey var. Bunu da kanunda yazmışlar. 100 liraya kadar %2, 100 liranın üstünde %1 diyor. Onu da geçirmiyor. Belediye sesleyen cihazının tarifesi var. Dişan mikrofon salonunu söyledim. Tarife tasdikler var. Nezaryenler sembolik. Ha, Altınkum plajında tarife var. Bunlarda girişte ücret yok. Diğer karavanlarda 3-5 lira artış var. Oralarda Altınkum plajında deniz bisikleti çalıştıranlardan. Toplanca hal gelirler var, yasal. Emlak beyannamesi zaten yasal. Başka da avcı belgelerinden. Avcı vizesinden, hani şey var ya, liman başkanıyım ben ya, Eğirdir Limanı, onun da tarifesi var. Av çıkan kayıklara ruhsat veriyoruz, alım satımlarına yapıyoruz. İlk defa avcı belgesi alacaklardan 250 lira, vize yaptıranlardan 50 lira, kaptanlık belgesi 50 lira, taşımacılık yapacak ise servis aracı niye vermiyoruz? Kaptanlık belgesini biz vermiyoruz. Onun kursu var. Kurstan kaptanlık belgesini alıyor geliyor. Ya kursu size yapıyor. Biz yılda bir vize ediveriyoruz. Bunun şeyi gördük. Ha. Ama bir liran varsa bir yere gitmeden de o belge alınabilir. Ama vizeyle alakalı hiçbir şey demedim. Ha.
5 yıl sonra biz yaptık. Mesela bir ayetleri aldık. Ama belediye bir herhangi bir şekilde bize yaptığınızı biliyor muyum? Bir gün gelirsen sor abi. Aynı emlak ve yakında olduğu gibi. 50 liraymış çok. Adam zabıtana çıkıyor. Biz zabıtamız görüyoruz, doğru. Jandarma ve özellikle jandarma ve tarım yakalıyor veya sıkıştırıyor. Belgesi yoksa derdest ediyor, alıyor, geliyor. Onlar da yani zaten 5 yıldır belediyemiz ilgilenmiyor. Biz yapmayız diyormuşum Şunur Efendi. Ben imzalamam diyorum. Ben gelmedim. Liman başkanı falan değilim diyor. Kanun benim, sen liman başkanısın diyor. Belediye başkanı olduğunda. Yaptığın nedir? Bu belgeyi, motoru gördüm. Boyu 2.80, fotoğrafı şu. Tamam, bitti. 100 lira. Evet, başka bir şey. Medya karşımda köşüme götürmeyeceğim. Belki kendi anlarda bunun 8'de 8.5 arası, 12'de 12.5 arası diye şey yapıyordu. Karşımda bayağı bir sıkıntı yaşıyordu. Bu saat uzaması yazmıyor resmiyette. Anladım, yazmıyor ama şimdi biz tamam belediyeciyiz, personelimizi kollarız ama personelimiz neden indirimli yapıyor bu işi? Belediye daha önce kendisi yaptığı için biraz indirimli olsun demiş. İşte mesainin hadi yarım saat, bir saat erkenini, öğlenini, yemeğini düşünen bir de akşam uzuyor. Gece 24'lü de o arabaya biniyorsa belediye personelinin bir avantajı kalmıyor. Yani o da yalnız tamam. Evet, başka arkadaşlar? Gece nöbetten çıkıyorsa? Ya o kadar. Bir kişi çıkıyor, iki kişi çıkıyor. biraz da esnaf düşünmekten. Aslında bizim minibüsçü esnafı düşünecek esnaf değil. Burada okudum ya, hani yasalarla eden şeyleri falan. Yani bayağı mesele oldu. Bir iki toplantı sonra demin dediğim gibi otobüsleri biz yeniden çalıştıralım dersek yadırgamayın yani. Çünkü buraya geliyorlar. Hani o bir türkü vardır ya, mahkemede doğru söyle, garip oldu doğru söyle, mahkemede şaşa hesabı. Bizimkiler buraya geliyorlar, buzu kesiliyorlar, kapıdan çıkarken aslan kesiliyorlar. Bazı yaşlılık zor, iyice anladım. Bazı yaşlılar var, satmışlar, sarmışlar, her şeyleri bu. Yani adam diyor ki ben günde 4 defa Erdir'e geliyorum, bir de endişelerden atıyorum 1,5 liradan 3 lira vereceğim, 6 lira vereceğim veya 7 lira vereceğim. Şimdi pek çok yerde birisi bir takıldı mı o da gidiyor demek o eski plakların takıldığı gibi. Daha birçok gittiğim yerde adam soruyor. Canım biz Eğirdir'de oturmuyoruz mu? Oturuyoruz. Neden bir yerden bir yere giderken 3,5 lira ödeyelim? Mesela diyor ki ben Pınar Pazarı'nda Nazirek'le gideceğim. Neden 3,5 lira ödeyelim? Ödemem. Ben bir arabaya bindiğimde öbür tarafa gitmeliyim diyor. Yani çok kolay şeyler değil ama talep bunlar. O nedenle ufak tefek şeyler oluyor, onları göğüs geriyoruz, anlatıyoruz ama şu 65 yaş işinde hiç haklılıkları yok. Yalnız Kaymakam Bey herhalde onlar bir toplantı yapmışlar veya Kaymakam Bey'i ziyaret etmişler. Orada onlar biraz yumuşak hareket etmiş gibi geliyor söylemlerden. O ziyaretten sonra şikayet yine arttı. Biz zabıta ben talimat verdim. Dedim ki belli arkadaşlar yani bizim o dediğimiz şikayetçiler belli. Bunlar otobüsü bindiklerinde haber etsinler sizi çaktırmadan bir mührü bulayım veya ne bileyim ne denir ona takipçi değil, izleyici diyelim. Yani şoför aynı lafları kullanıyorsa gelin onları 15 gün, bir ay, bir hafta neyse seferden men edelim dedik. Yani hiç olmazsa ayda, haftada, 3 günde, 5 günde bir günü men edersek herhalde düzelir. Söylemleri yerden diyor ki daha ama öyle şey ki adam diyor ki bana ne kardeşim mazot 5 lira bende de. Vergi aynı. Doğru mu? Doğru. Efendim? Adam lokantayı çalıştırıyor, aynı parayı alıyordu, minibüsü çalıştıran neden bedava götürdün? Ya ben de ne soruyorsun? Git Avrupa'da başbakanı veya şimdiki cumhurbaşkanını sor, bunun mantalitesi ne diye. O bakımdan herhalde sıkıntı sizlerde ulaşıyordur gibi geliyor. Evet, tarifeleri okudum. Tarifeyle ilgili sorunuz var mı? Yoksa tarifelerin tümünü oylarını sunuyorum. Yani şeyden de, zaten bu geçtiği şekilde komisyonundan da. Evet, komisyonumda, raporumda rakamlar tespit edildi.
Onları sunuyorum. Kabul edenler öyle bir de kabul edildi. O da inşallah bütçenin destekçisi olacaktır. Evet, gündemin 5. madde Seydin Mahallesi İmar Planı'nda bir değişiklik vardı. Yahu talebiniz vardı. Bayındırlık İmar Komisyonu toplanmış. Bulunduğu üzerinde yolun aynı kalma koşulu yapılaşma nizamının yeniden belirlenmesi İmar Plan Değişikliği Komisyonu incelenmiş. Söz konusu plan değil hakkında yeterli araştırma yapılabilmesi için konunun Aralık ayı meclis toplantı görünce karar verilmiştir. Tabii bir karar vermeyeceğiniz de teklif edecektiniz. Neyse. Şimdi arkadaşlar demişler ki bu Aralık ayında görüşelim bunu. Ne yapacağız Aralık ayında görüşürken? Mesela arkadaşlara sorayım ben. Müslahattin söyle bakalım Akbar. Son kez. Dur. Şimdi başkanım, burada öngörülen bir 4 katlı bir olayı yeni katı çıkarma konusu var. Tamam. Arkada bazı kişilerin görüntüsü olduğu gibi 2 katlıdan mağdur olan insanlar var. Biz Eylül olaraktan bir kentsel dönüşüme gireceksek, buraya bir örnek alacaksak, arkadaki mağdur olan insanların mağduruna giderilmesi için... Mağduriyet yok. 79 yılındaki, bakın, şimdi mağduriyet lafı sizin şey yaptığınız bir şey. 1979'da imar planını yapan rahmetli hanımefendinin yaptığı plana bir toplu iğne başı sinek pisliği kadar ilave ve eksiltme yok. Mağduriyet değil. Arkadaki dediğiniz arkadaşlara 6 ay şu masanın dili olsa da anlatsa. Yani bu kentsel dönüşüm işini yapan Isparta'dan bir mimar getirdik. Defalarca topladık, çay içtik, kahve içtik, bek güzel olmuş, inşallah maşallah, nazar değmez inşallah, tekrar yallah. Bir daha topladık, işte biri artı, biri eksi, yani gelenler sayılarında hiçbir şey yok. Yani sabahleyin, pardon, öğleden sonra encümen dedi, görüştük. Ben 25 yıldır buradayım. Değil mi? 25 yıldır orada bir çivi çakılmadı. Şehrin girişi. En güzel yeri. Konuşmalarda bir tek nokta kadar haklılıkları yok. Adam diyor ki 40 metrekare arsası 80 metrekare inşaat hakkı olan 5 kişilik bir arsa. 5 kişinin ortak olduğu 80 metrekarelik bir inşaat. Bizi verin bakalım bir yere daire diyor. Kaç metrekare daire orada? 110. En az 120, 130, 135. Tamam hayır. Senin kaç metrekare yerin var? 80 metrekare. 125'ten 5 tane istediğin zaman ne yapar? 625 metrekare. 80'ini düşelim 550 metrekare. Arsa parasını ver. İnşaatı da kendin yaptır. Git kredisini al. Biz nereden bulacağız? Yani şeyin şeysi bu. Söylemi. Onun için burada Aralık değil. Ocak, Şubat, 10 sene daha sonra Aralık edin. Buradan hiçbir şey çıkmaz. İki, mağduriyet denen şeyi kendi kendinizi yaratmayın. Burada mağdur olan falan yok. Hazreti Ali'nin kılıcı veya Hazreti Ömer'in adaleti uygulandı bunlara. Tekliflerde. Burada kendisi yok, Allah'a var. En son Hakan geldi. Günaydın, hemşerim. O anlatıverdi. Biz dinledik. Hakan sen bu işin uzmanısın Akbar. Şurada oturdu. Anlattı. Ben oradayım. Yapılan hiçbir şey yok. Adam diyor ki ben 30 sene bekledim. 30 sene daha beklerim. Yani 30 sene neye beklemiş? 80 diyoruz ya. 30 sene ona garaz edelim. Ya 30 sene önceki Ankara'da imar, Erdir imar planını yapan hanımefendi kimin kaç kat olduğunu, garazini ne bilir? Yok, mümkün değil böyle bir şey. Şimdi dışarıya çıkarsanız Hacı Ömer o garazı yapmıştı. Ya ben 79'da belediye meclis üyesiydim. İmar planının iyisini bilmeden buralardaydık. Yani nedir olduğunu burada gördüm. Ben Eğirdir'deki 10 bin parça arsanın
kimin nerede, hangi katta, hangi yükseklikte, hangi yoğunlukta olacağını nereden bilir? Kaldı ki bildiğimi varsayın, bugün bildiğimi varsayın. Projeyi yapanlar Ömer Şengöl, İller Bankası, o günün şartlarında böyle şimdiki gibi bizim imar plan tadilatı yetkimiz falan da yoktu. Herhangi bir şeyiniz varsa İller Bankası'nı yazarsınız, uygun görürlerse 2 senede, 3 senede değişirdi. Yani şimdi hadi diyeceğiz ki meclis toplandı, ki bir bazı yerlerde oluyor, meclis toplandı, karar verdiler filan, canına vurdular. Yok öyle bir şey. Eskiden yazarsın, meclis, pardon belediye yazar, İller Bankası'na gider, bir tane daire başkanı var, 5-6 tane altında mimar var, onlar çizer. Sonra özel sektör geldi, çizildi. Yani benim için hava hoş. Ama ipi un sermenin yorgunluk delaletidir. Burada, buraya gelen herkes belli şeylerin riskleri, sözleri arkasına almalıdır. Yani burada herkesi aynı anda aynı şekilde memnun edecek bir kanun yok. Bir annenin 3 tane çocuğu var, birinin mavi 1,5 metre, birinin kara 2 metre. 2 tane ikiz aynı memeleri emiyorlar, biri 1,5 metre, biri 2 metre. Böyle bir şey yok, herkesin aynı şekilde yararlanması. Ben biliyorum, siz diyorsunuz ki dışarıdaki şehir efsanesinden siz de etkileniyorsunuz. Efendim, ananızı ağlattılar, belediye meclisindekiler, bunların Allah'ları, kitapları yok, canımızı ottuk katla. Yok öyle bir şey. İmar planını hep gösteriyorum, bu elimde şey oldu, arabada taşıyor. Şöyle, hakkımız. Hakkımız bu. Bunu dikersek, herkes diyor ki çok iyi olur. Çok iyi olursun, bunu ne de hayır diyorsunuz, bana bir söyleyin arkadaş. Geçen sefer de söyledim. Biz böyle böyle yapalım. Siz yine çalışın. Biz bir ay içinde bunu ne değerlendireceğiz, ne bina yapacağız. Zaten bir aylık askısı var bunun. Yani yarın bir tanesi bununla yazacak mı? Yazın bittikten sonra askıyı alacağız. Bir ay askı tutulacak. Öyle mi? Öyle. Tamam, biz tadilatı yapalım. Efendim, o arkadaşlar rıza getirirlerse yarından sonra İmar tadilatını bir daha yapalım, sizleri özel çağıralım. Bir daha değiştirelim, bunun bir şeysi yok ki. Demin dediğim gibi Ankara'ya gidip de 3 yılda geri dönecek hali yok. Evet. Komisyonda olmayan arkadaşlar, sizin görüşünüz var mı? Yok, peki. Evet. İpi un serme operasyonunun Zeytin Mahallesi bölümüne oylarınızı sunuyorum. Komisyon farklı düşünmedi başkan. Yani, şehrin en güzel yerinde daha güzel bir bina yapalım diye uğraştık. Burada bir art niyet yok. Efendim bakın, art niyet var demiyorum. Sizler kötü düşünüyorsunuz demiyorum. Arkadaşlarla bir seferde biz görüşelim. Hayır, art niyetiniz olur demiyorum. Burası 50 yıldır şehrin girişi. Ben 25 yıldır buradayım. Geçen yani Nuri Bey'in döneminden önceki dönemde aynı adamları topladım. Aynı adamları topladım. O günden beri bir arpa boyu yol alınmamış. Hepiniz biliyorsunuz. Ben seçim ilk beyannamemde, pardon, ilk halka hitabımda söyledim. Kentsel dönüşümü yapacağız diye. Onun içi gelir gelmez o kardeşimizi buldum. Mümkün olduğu kadar belediye özveride bulunsun. Bu şeytanın bacağını bir kıralım. Hayırlı bir başlangıç yapalım diye. Defalarca da buradan söyledim. Arkadaşlar, bu ayağınızı gelen bir fırsattır. Gelin bunu değerlendirin dedim. Ya adamlar, çocuk oyuncağı gibi laf. Adam diyor ki, Isparta'dan gelmiş. Ya Ömer abi, ha canım. Bu bam diyor ki, evet. Bizim arsa böyle gölü kadar varırdı. Yani asfaltlı onların, yeşil alanla onların tapu. Ya senin elinde tapu var mı arkadaş? Var. Kaç metrekarede bir tapu? Atıyorum 125. Biz sana kaç demişiz?
124 mu demiş? 124.90 mı demiş? Yok 125. Burada bizim bu göle kadar varırdı. Göl neredeydi o zaman? Gerideydi. Tabii gerideydi. Dolayısıyla